17. saatten herkese merhabalar. Gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok yoğun bir programdan geliyorsunuz aslında. Tabii İstanbul süreci gündemin en sıcak gelişmesi. Siz de Maltepe'de görevlisiniz. Evet. Baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi şu an için 39 ilçede 39 milletvekilini görevlendirmiş, evet, durumda. Siz de yoğun bir şekilde Maltepe'de çalışmalarınıza devam ediyorsunuz 23 Haziran'a giderken. Elbette Maltepe aslında 31 Mart'ta da kritik bir ilçeydi. İşte oyların tamamı sayıldı, geçersiz oylar sayıldı. Gün ve gün o veriler hep Maltepe'den geldi. En sonunda da mazbatanın alınmasıyla birlikte hem Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun alınmasıyla birlikte Maltepe süreci de orada sona ermişti. Ama tekrardan şimdi 23 Haziran'da seçimlere gidiyoruz. Evet. Şimdi seçimlerle başlayalım. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri nasıl gidiyor çalışmalar? Nasıl hazırlanıyor? Hangi çalışmalar yapılıyor? Sizden dinleyelim. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi 39 ilçede belirlenmiş milletvekili arkadaşlarımızın dışında yine her ilçede milletvekili arkadaşlarımız bulunuyorlar. İlçe başkanımız Savaş Yücel, Maltepe ilçe başkanımız günlük programı oluşturuyor. Bizler de onunla birlikte, ayrıca bir de parti mensubu üyelerimiz var ilçelerde. Birlikte belirledikleri noktalara ziyaretlerde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok il başkanlığının yönlendirmesiyle ilçe başkanlığının oluşturduğu program doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu haksız biçimde, hukuksuz biçimde ve bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde görülmedik şekilde mazbatası elinden alındı. Oysa seçim kazanılmıştı. Halkımız tercihini de bulunmuştu. Bir zarfın içine atılan 4 oy pusulasından bir tanesini yine Türk siyasi tarihinde gelecekte de bir karar leke olarak hatırlanacak biçimde iptal edildi. Ama inanıyorum ki 23 Haziran'da yapılan bu haksızlığı halkımız oylarıyla giderecekler her kesimden. Çünkü artık Ekrem İmamoğlu 16 milyonun belediye başkan adayı. Adalet Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Saadet Partili, İyi Partili ve Cumhuriyet Halk Partili. Herkes İstanbul'un bundan daha iyi yönetileceğine ve Ekrem İmamoğlu'yla da bu yönetim şeklinin İstanbul'da yeniden bizim özlediğimiz İstanbul olarak şekilleneceğine inanıyor. Onun için de artık halk götürüyor olayı. Yani bizlerin yaptığı çok şey olduğunu söylemek halkımıza karşı belki saygısızlık da olabilir. Çünkü halkımız sahiplendi. Halkın adayı Ekrem İmamoğlu. Davranışıyla, üslubuyla, onlara yaklaşımıyla, insani ilişkileriyle, çocukla çocuk, gençle genç, büyükle büyük, sonra 18 günlük yapmış olduğu belediye başkanlığındaki uygulamalarıyla belediyeye gülen yüz, İstanbul'a bir gülen yüz geldi. O şeffaflık, o açık, herkese belediyenin hesap verebilirliğini gösteren, bunun yanında bugüne kadar halkımızın kelime anlamıyla, hoşgörüye sınırak söylüyorum, kazıklandığı noktalardaki indirimleri, öğrenciye, suya, müdahaleleri, otoparklardaki soygunlara yönelik davranış biçimleri, israfla ilgili mücadelesi, bunlar toplumda olabilirmiş dendi. Ve bunun sonucunda da örnek alan insanlar çoğaldı. Örneğin 17 yıldır ülkeyi yönetenler Ekrem İmamoğlu modelini örnek almaya başladılar. Bize yıllardır gerçekleri göstermeyerek algıyla farklı bir dünya yaratanlar gerçeğin ne olduğu anlaşıldığında değişkenliğe erdiler. Bu güzel bir şey. Şimdi biz de indirim yapacağız diyorlar. 17 yıldır yönettiğiniz İstanbul'da niye yapmadınız bu indirimleri? Demek ki halkı yine hoşgörüye sınırak söylüyorum kazıklamışsınız. Halk bunu görüyor. Onun için Ekrem İmamoğlu artık 16 milyonun adayı. Göreceksiniz seçimlerde bu anketlerde 4 puan 5 puan önde olması falan daha farklı sonuçla. Yani İstanbul'u sahiplenecek. İstanbullu diyor ki bu kent doğasıyla, çevresiyle, insanıyla ve bunu yönetenin güler yüzüyle dünya markası, dünyanın göz bebeği olan kent farklılaşsın istiyor. Bizim İstanbul'la birlikte Türkiye'nin değişeceğine inanıyoruz. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı o sinerji, enerji, toplumsal katmanlarla birlikte hareket etme anlayışı, kültürü demokrasimiz için büyük bir kazanım. Yani 23 Haziran'da demokrasimiz adına yapılacak olanlarla sonuçlanan seçimin ülkeye, İstanbul'a çok önemli
yarar ve fayda getireceğine inanıyorum. Ve bunu gözlemliyorum. Biraz evvel de söylediğim gibi insanlar kendiliğinden partiye geliyor. Bize görev verin. Biz bu konuda ne yapabiliriz diyor. Yani bu görünmüş bir şey değil. Kadını, genci, öğrencisi, herkes sorumluluk almak istiyor. Gönüllüler sokak sokak geziyorlar. Siyasette bir tarz değişikliği oldu, dil değişikliği oldu. Hakaret dili yerine projeyle, düşünceyle, anlayışla, hani EYT'ye türedi, taşerona zurna, çiftçiye ananı al git anlayışı yerine, evet sen yurttaşsın, hakkın var, bu kenti birlikte yöneteceğiz diyen bir yaklaşım doğdu. O yaklaşımın etkilenmesi tüm Türkiye'ye yansıyacaktır. Onun için ben bu seçimlerde çok umutluyum. Tekrar İstanbul'u mazbatası elinde alınan Ekrem İmamoğlu'nda oylarını birleştirecek. Bu bir parti seçimi değil. Bu Millet İttifakı'nın aday olmasına rağmen İstanbul'un bir gülen yüzünün tüm yaşamımıza yansıması olacak. Şimdi bir yandan da Binali Yıldırım'ın da vaatlerini 31 Mart öncesinde verilmeyen o vaatleri şimdi İstanbul'un her noktasında görüyoruz. Şimdi siz işte işsizlikle, emeklilerle, emeklilerin haklarıyla, EYT'lilerle, toplumun bütün sorunlarıyla yakından ilgilenen bir milletvekilisiniz. Şimdi Binali Yıldırım'ın vaatlerine baktığımız zaman işte doğalgaza %10 indirim sözü veriliyor. İşte işsizlikle ciddi bir alımın olacağını, işçi alımının olacağı hemen her yerde pankartlar var. Binali Yıldırım öyle söylüyor. Yani 500 bin kişiye istihdam diye afiş asmış. Şimdi geçen yıl seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanı 2,5 milyona mı diyordu? 1,5 milyona. 1,5. Bu yıl Şubat ayında 2,5 milyon diyordu. Sonra ne oldu? Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik rakamını devletin Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. 4 milyon 700 bin kişi resmi olarak işsiz. Geniş tanımlı işsizlik 8,5 milyona ulaştı. Şimdi bunlar işsizliği çözeceğiz dedikçe insanları işsiz bırakıyorlar. Şimdi bir belediye başkanı 500 bin kişiye nasıl iş verir? Daha bir yıl önceye kadar başbakandı. Binali Bey 500 bin kişiyi başbakan olarak işe alabilmiş mi? İnsanlar inanmıyor. Yani daha önce de afiş asmışlardı. Biliyorsunuz ilk uçağı uçuracağız diye. Oysa o uçak 1942'lerde uçurulmuştu. Uçak fabrikamız da vardı. Ya da ilk Türk otomobil hali olsun. Ya da 1 milyon 200 bin taşerona kadro. Taşeronların %50'si kadro alamadı. Devlette kamu kuruluşlarında taşeron hala devam ediyor. Kiralık araç şoförleri, hastane bilgi işlem çalışanları, sosyal tesis çalışanları, görüntüleme merkez çalışanları, Ulaştırma Bakanlığı'nda, Devlet Demiryolları'nda, PTT'de, karayollarında insanlara söz verildiği halde kadro vermediler. Bugün taşeron olayında belediye iktisat teşekkürleri diye şirketler yaratılıp belediye alınmayan işçiler o kadrolara alındılar ve 400 bine yakın işçi ne yazık ki sosyal haklardan, toplu sözleşmeden yararlanmadan bir yılı geçiriyor. Bu işçilere belediye kadrosu verilecekti, verilmedi. Bunların sözü bu kadar. Artık yemiyor insanlar. Emeklilikte yaşa takılanlara yarattıkları mağduriyet çok ayrı bir olay. Onu da biraz sonra tekrar konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim. İşsizlikle mücadele. Verdikleri sözlerin hiçbirini seçimden sonra tutmuyorlar. Bunu en güzel anlatan da Binali Başkan. Ne diyor? Binali Bey diyor ki kendi sesinden videosu isteyen girip internette izleyebilir. Seçimden önce söylenenlerle seçimden sonra yapılacak olanların örtüşmesi olası olmadığından seçimden önce bol bol vaatte bulunur, oyları alırsınız. Sonra da sırtınız üstüne yatar, bu işleri yapmazsınız diyor. Bu kendi sesinden var. Yani verdiğim sözlerin aslında bir anlamı olmadığını kendisi de kendi konuşmasıyla ifade ediyor. Çünkü Türkiye'de şu anda İstanbul'da yapılan seçimler işsizliği yenecek bir seçim modeli değil ki. İstanbul özgü bir seçim. Belediye seçimi. Belediyeye 500 bin insan alamayacağına göre bu vaadi nasıl veriyor? Doğalgazda %10 indirim yaptık diyor. Belediye mi doğalgazı dağıtıyor? İGDAŞ dağıtıyor. Şimdi söylerken kendisi daha göreve gelmeden yapılanları kendine mal ediyor. Ama kendisi göreve gelmeden önceki olumsuzluklarla ilgili özellikle başbakanlık dönemi dahil o konulara hiç girmiyor. Yeni bir tarz getiriyor. Sanki 17 yıldır ülkeyi bunlar yönetmiyorlar. Sanki bu sorunları başkaları biriktirdi. Ve vaatlerde bulunuyorlar. İnandırıcı olmuyorlar. İnandırıcı da gelmiyorlar. 18 günde yapılanları görünce, Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını görünce bunlar da kendilerince o görünen gerçeklerin
bir yerde ortadan kaldıracak projeler geliştirmeye çalışıyor. Ama halk gördü. Yani güneş başkası var mı? Gerçeği gördü halk. Yıllarda suda kazıklanmışlar. Öğrencilerin ulaşımındaki indiriminden çocuklara sağlanan olanaklara kadar belediyenin yapabileceklerinin ne olduğunu gördü. Esasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki belediyelerinin varlığı İstanbul'un soluklanma yeridir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte ilçe belediyelerinin olduğu yerlere bakınız, halk hafta sonları oralara gider. Evet. Yeşil alan orada vardır. Sosyal yaşam orada vardır. Yani belediyeciliği Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dünden bu yana yapmaktadır. Kreşler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde vardır. Binali Başkan o gün baktım kreş açacağız diyor. 17 yıldır CHP'li belediyeler bunu yaparken siz niye yapmadınız? Onun için çok inandırıcı bulmuyorum vaatlerini. Gerçekçi bulmuyorum. Halk da zaten bunları görüyor. Bunlarınki şuna benziyor. Biliyorsunuz fiyatlar arttı. Her yere tanzim mağazalar açmaya başlamışlardı. Hı hı. Şu an tanzimlerden hiç bahsetmiyorlar ama millet kirazı 20 liradan yiyor. Alabilen tabii. Evet. Şimdi o zaman şu işsizlikle devam edelim. Şu yani işsizlikle mücadeleyle devam edelim daha doğrusu. Şimdi bir açıklamanızda özelleştirmelerin bu işsizliği tetiklediğinden bahsediyorsunuz. Nasıl bir mücadele yapılmalı işsizlikle geldiğimiz noktada? Şimdi özelleştirmelerin Türkiye, bundaki rolü nedir? Onu bir açalım. 24 biraz. Ocak kararları diye 1979'da başlayan süreçten bugüne, hı hı, karma ekonomi anlayışından uzaklaşıp serbest piyasa ekonomisine devşirdi. Ama bunların 17 yıllık döneminde bu acımasızca sürdürüldü. Ve Türkiye'de kamuya ait fabrikaların, hı hı, tamamı satıldı. Hı hı. Büyük ölçüde bu satışlardan elde edilen gelirler de düzgün kullanılmadı. Doğru işlerde değerlendirilmez. Sekarsa, Sümerbank'ı, Tekeli, limanları, fabrikaları, bakır madenleri, demir çelik, bunun gibi fabrikaların satılması sonucunda özelleştirilen yerlerde doğal olarak çalışan sayısında önemli ölçüde düşüklük meydana getirildi. Bunun yanında yeni istihdam alanları yaratılamadı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri önümüzdeki süreçte nereye yönleneceği konusunda yeterli bir planlamaya sahip olmaması. Bununla ilgili biliyorsunuz Devlet Planlama Teşkilatı kaldırıldı. Arkasından Kalkınma Bakanlığı da kaldırıldı. Şu anda dünya Endüstri 4.0 dediğimiz sanayideki dördüncü aşamaya geçmiş durumda. Burada artık büyük fabrikalarda çok sayıda işçinin çalışma süreci sonlandı. Bunun yerine robotlar geliyor. Robotlar da belli eğitim almış mühendislerle idare edildiği için işsizliğin ciddi boyutlara ereceği bir gerçek. Bunu aşabilmenin tek yolu var. Tarım ve hayvancılığı geliştirip bunun sanayisini oluşturmak, katma değerli ürün üretebilmek ve bunu dünyaya pazarlayabilmek. Bu alanı eğer geliştiremezseniz, kırsala yeniden dönüşü sağlayamazsanız, aile tipi işletmeleri var kılamazsanız sorunlar artar. Bugün bakınız, üniversite mezunları verecek değil mi? Okullar bitti, şimdi evet, yeni üniversite mezunları geliyor. Üniversite mezunları çıktığı zaman iş bulabilme olanakları sınırlı. 1,5 milyona yakın üniversite mezunu iş kura veya iş bulabileceği yerlere başvurup işsiz durumda. Ama üniversite mezunlarının işsizliğinin ötesinde bir kısmı da yaptığı mezun olduğu okul eğitimine göre iş bulamıyor, başka işte çalışıyor. Bir kısmı da babasının işinde, benzer işlerde diplomasına uygun olmayan yerlerde iş bulmaya çalışıyor. Böylece kapsamlı bir üniversite mezunu işsizliği var. Bir de üniversite mezunu olup iş yerine girdiği zaman işçi statüsünde çalıştırılan, özlük hakları olmayan, evet, tayini, terfisi, liyakat esasına dayalı geleceğini şekillendiremeyen kesim var. Yani üniversiteli çalışan mutsuz, üniversite mezunu olup iş arayan mutsuz. Geçenlerde bir kanun teklifi verdim ben. Dedim ki üniversite mezunları iş buluncaya kadar devletten aldıkları bursları, kredileri ve benzer borçları ertelensin. Bunlar iş buluncaya kadar bunlara bir hak tanıyalım. Şimdi hem iş bulamıyor hem devlete olan borcu geldiği zaman da ödemek zorunda kalıyor. Anne babaya böylece büyük bir külfetle biniyor.
Bu nedenle üniversite mezunlarına böyle bir hak tanıyalım dedim. Ama öbür tarafta bakınız çok acı bir şey. Geniş tanımlı işsizlik 8,5 milyon diyoruz ama kendini bu Cumhuriyet tarihinde yakan insanları biz bu dönemde gördük. İşsizlik insan bedenini yakmaya kadar gidiyor, insanları evet, mağdur evet. ediyor. 6 tane işsiz kendini yaktı ama çok sayıda intihar olayı var. Geçmişe göre intiharlar arttı. İnsanlar aç, çaresiz. Bunun yanında Türkiye'ye gidip bakın her bölgede yurt dışından Türkiye'ye çalışmak için gelen kaçak işçiler ya da izinli işçi, yabancı işçiler. Yani Türkiye şu anda Birleşmiş Milletler gibi. Suriyeli konuşuyoruz ama Afganlısı, Özbeği, diğer farklı mülteci cenneti gibi. O insanlar da doğal olarak iş arayışı içindeler, ekmek arayışı içindeler. Onların da ülkelerindeki yaşadığı doğal olarak sorunlar var. Ama Türkiye'de işsizlik bu boyutlara ermişken, üniversiteli işsizken, üniversiteli çalışan kendi haklarını alamazken kendi içimize bir bakmamız lazım. Bu insanların sorunlarını birilerinin çözüm getirmesi lazım. 12 milyon emekli var ülkemizde. Hı hı. Bu 12 milyonu aşkın emeklinin şu anda 3 çeşit maaş alıyorlar. Biri 2000 yılından önce emekli olanlar. İkincisi 2000 ile 2008 arasında emekli olanlar. Üçüncüsü 2008'den sonra emekli olanlar. Bunların aylık bağlama oranları değişkenliği nedeniyle 2000 yılından sonra emekli olanlar düşük maaş alıyorlar. Düşük maaş almalarının dışında bunların mağduriyetleri o noktadaki asgari ücretten daha az maaşla emekli geçinmek durumunda kalıyor. Bunlarla ilgili de intibak yasası içinde bir kanun teklifi verdim. Yani emekliler arasındaki maaş farklılığı uçurumu giderilsin. Bu aylık bağlama oranları nedeniyle yarın emekli olan kişi gidip emekli olayım dediğinde maaş alamaz duruma gelecek. Yani 2008 yılında Adalet Kalkınma Partisi'nin çıkardığı bir kanunla emekli maaşı yukarı doğru gitmiyor, aşağı doğru geliyor. Burada da bir ciddi mağduriyet var. Yani nereye dokunsanız dar gelirler için Adalet Kalkınma Partisi yaşamı zehir etti. Emeklisi sorunlu, engellisi sorunlu, işçisi sorunlu, işsizi sorunlu, esnaf siftah etmeden dükkan kapatıyor. Çiftçisi, besicisi mağdur. Bu kadar sorunlu yerde pembe bir dünya çiziyorlar. Kuşa bak diyorlar. Adamcağızın cebi boş. Kuşa bakarken o boş cebini unutturuyorlar. Yaşadığımız sorunlar o kadar yoğun ki. Ben gidiyorum işte hafta sonları daha çok köylere, kasabalara gidiyorum. İnsanların yaşadığı mağduriyetleri görüyorum. Üreten ürettiği üründen para kazanmaz halde. Başka bir iş olmadığı için ekim yapmak zorunda kalıyor. İşçi iş yerinde mutlu değil. Yarın işten çıkacağım mı kaygısı taşıyor. Konkordato'da ilan edilen yerleri biliyorsunuz. Evet, yasayla evet, önünü evet. kestiler ama bugün çoğu iş yeri engellenmiş değil o. Çoğu iş yeri 15 gün ücretsiz izni ayırarak iş yerini çalıştırır halde. Şimdi ortadaki tablo problemin varlığını gösteriyor. Bunu yok diyerek bir yere kadar götürürsünüz, orada tıkanır kalırsınız. Var deyip çözüm üretmek lazım. Mesela tek parti anlayışından vazgeçip, tek partinin yönetim anlayışından vazgeçip parlamenter sisteme hızla dönmek lazım. Parlamentoyu esas merkez almak lazım. Bu değişkenliğin bu ülkeye fayda sağlamadığı artık net biçimde görüldü. Bununla ilgili düzenlemelerin bir an önce sağlanması lazım. Onun için ülkenin sıkıntısı çok. Bakın Avrupa'da birinciyiz, dünyada üçüncüyüz. Nerede biliyor musunuz? İş cinayetlerinde. Böyle bu ayıp. Önüne geçemediğimiz bir başka konu. Alınan yakışır önlemler, verilen cezalar bir türlü iş cinayetlerinin önüne geçmiyor. Ama hala niye, artarak da devam ediyor. İşçi ve iş güvenliğiyle ilgili kanun çıkarıyorsun. Sonra onunla ilgili uygulamaları öteleye yaşama geçirmiyorsun. Öyle olunca da sıkıntılar büyüyor. Esas olan bir, çalışan hak ettiği değere erecek ve hak ettiği ücret verecek. İki, iş alanlarının genişlemesine yönelik desteklerde özel sektörün erişemediği yerde devletin mutlaka devreye girmesi sağlanacak. Üç, israf önlenecek, haksız kazancın önü kesilecek. Türkiye'de üretime dayalı yeni bir süreç yaratılacak. Üretmeden Türkiye kurtulamaz. Katma değerli ürün tarımda, hayvancılıkta var kılamazsak olmaz. Fransa'nın, Hollanda'nın peynirini, ürünlü hayvancılıkta elde ettiği ürünü konuşuyoruz da. İhracat artacak. Onun için sorunlarımız bu anlayışla çözülemez. Anlayışın değişmesi lazım. Şu üniversite mezunu daimi işçiler konusunda bir ayrı parantez açalım. Bu konuda yayından önce de çok fazla soru geldi arkadaşlarımızdan. Yani değinilmesi anlamında.
kamuda çalışan işçilerin statü ve terfi sorunu devam ediyor. Bununla ilgili 2018 yılının Kasım ayında da bir yasa teklifi verildi ama henüz komisyonda da görüşülmedi. Nedir bu arkadaşlarımızın durumu? Bununla ilgili gelişmeler nedir? Zannediyorum 657'ye tabi kişilerle aynı işi yapıyorlar ama bir statü hakları yok, terfi hakları yok. Bununla ilgili biraz evvel de söyledim. Üniversite işçi tanımındaki arkadaşlarımız memur statüsündeki yapıya geçmek istiyorlar. 657'ye tabi oldukları takdirde tayin hakları, terfi hakları, işte özlük haklarında iyileştirmeler sağlanabilecek. Şu andaki mevcut durumda böyle bir üniversite mezunları düz statüyle çalışıyor. Onun için de onların gerçekten bir mücadele anlayışı var. Emeklilikte yaşa takılanların bu ülkeye önemli bir faydası oldu. Artık her kesim kendisine uğradığı haksızlığı dile getirmeye başladı. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar... O bir yol açtı değil mi aslında baktığımız son, zaman? Son bana göre 20-30 yılın en önemli hak arama mücadelesidir. Ha diyeceksiniz ki kanun çıkarken buna Cumhuriyet Halk Partisi mezarda emeklilik dediğinde insanlar çok farkında olmadılar. Sonra yaşayarak şunu gördüler ki prim gününü doldurmuş. Sigorta süresi tamamlamış ve gün sayısını bitirdikten sonra emekliliği hak ettiği halde önce 58 yaşa, şimdi de 65 yaşa getirilmiş bir emeklilik süreci var. Diyor ki ben primimi ödedim, görevimi yaptım. Primimin karşılığı olarak benim maaşımı verin diyor. Ona diyorlar ki sana maaşını vermiyoruz. Genç emekli olursun diyorlar. Öyle bir şey yok. Herkes primini ödediği yerde priminin karşılığı ücretini istiyor. Buradaki en büyük sorunlardan biri şu. Emeklilikte yaşa takılan kardeşimiz süresi içinde 20 yıl kadınlarda 25 yıl erkeklerde çalışma süresi bitince bir iş yerinden çıktığında sosyal güvenlik kurumuna primi ödeyemediği için sosyal güvenlik hizmetlerinden dahi yararlanamıyor. Oysa Suriyeliler ondan yararlanıyor. Evet. Şimdi kendi vatandaşımızdan bunu esirgiyoruz. Ayrıca bunlar iş bulmaya gittikleri zaman diyorlar ki sen yaşlısın. Devlet de sen gençsin diyor. Devletin genç gördüğü müteşebbisin iş yerine yaşlı diye almadı bu insanlar 65 yaşına kadar ki bir kısmı 58 bir kısmı 65 iş bulamadıklarında nasıl yaşayacaklar? Nasıl geçinecekler? Şimdi üniversiteli işçi kardeşlerimiz işe girerken doğal olarak o günün statüsünde kendilerine gösterilen giriş şartlarıyla işe girdiler. Ama çalışırken bir şey gördüler. Daha çok emek, daha çok üretim, daha çok diğerleriyle benzeş iş yapmalarına rağmen daha az ücretle çalıştırılıyorlar. Özlük hakları yok. Onun için doğal olarak aynı hakları onlar da talep ediyor. Diyorlar ki biz diyorlar eşit iş yapıyoruz. Eşit ücret verin bize. Niye eşit işe eşit ücret, eşit kadro, eşit hak vermiyorsunuz? Doğal olarak çok haklar. Bugün bakınız kamuda binlerce kadro boş. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nda 100 bin öğretmen kadrosu boş. Bunların döneminde öyle uygulamalar yapıldı ki akıl fikir almıyor. Vekil öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, işte ders başı çalışan öğretmen. Öğretmenliği çeşitlendiriyorlar. Ucuz öğretmenlik mantığıyla öğretmeni çalıştırmaya uğraşıyorlar. 100 bin öğretmen açığı var. Kadroları doldursanız da çocuklar dışarıda atanamadıkları için mağdur. Şimdi bu yaklaşımı algılamak mümkün değil. Bütün devlet kurumlarında kadro açığı var. Doldurun kardeşim. Doldurmuyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bakın bir örnek vereyim size. Şimdi toplum yararına proje diye İşkur vasıtasıyla tüm kurumlara eleman alıyorlar. Evet. Bu aldıkları elemanları 3 aylık, 6 aylık ve 9 aylık süre çalıştırıyorlar. Daha sonra bunları işten çıkarıp belli bir süre sonra tekrar işe alıyorlar. Normalde bu insanların kadrolu 12 ay çalışmaları halinde kıdemi olacak, ihbarı olacak, bunun belli haklara sahip olacaklar. 12 ay. Güvenceleri olacak, sendikaları olacak. Bunu sağlamıyorlar. Şimdi toplum yararı projesi kapsamında alınanlar 31 Haziran itibariyle yalnızca güvenlikçi olarak çalışan 20 binden fazla arkadaşımız işsiz kalacak. Bunları işten çıkaracaklar. 2 ay, 3 ay. Sonra bunlardan bir kısmını geri alacaklar. Ama yine belirli süre. O işçilerden hakkını konuşan, hukukunu konuşan, davranış biçiminde biz niye bu durumdayız diye soranı işe de almayacaklar. Tıpkı taşeronda yaptıkları gibi. Taşeronda emekli olup çalışanı çıkardılar.
güvenlik soruşturması diye bir sürü garibi garibanı çıkardılar. Ayrıca bir de ellerinden geçmişe dönük hak almayacağım diye yazı aldılar. Oradaki insanlara mağduriyet yarattılar. Sonra da istedikleri kadroyu vermediler. Eşit işe eşit ücret orada da gelmedi. Mağdur kesim oluşturdular. Çalışanlar üzerinde o kadar yaptıkları olumsuz davranış biçimleri var ki. Ama hakkını arayana ne diyorlar? Geçenlerde başbakana bir tane, başbakan diyoruz işte, başbakanlık kalmadı da belediye başkanı adayı Binali Bey'e diyor ki taşeron sorusu var, zurna gibi uzatıp durma diyor. Evet. Emeklilikte yaşa takılan Cumhurbaşkanı da söylediği zaman türedi bunlar diyor. Şimdi bir de hakaret duyuyorlar. Adam hani bir ters bir cümle kurar, olumsuz bir laf eder de o adama belki bir şey söylemenin bir mantığı var dersin. Hakkını istiyorum. Hakkını isteyen insanı elinin tersiyle itelim, belediye başkanı gördük. Kabullenebilir bir durum mu? Veli nimetin, o sana oy verdi de o makama sen geldin. Elinle böyle yapmaya ne hakkın ve haddin var? Aynı şekilde Esenler, onu diyorum, Tevfik onu Göksu anlatıyorum. Da, Tevfik Göksu da, yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Onlar insan. Önce insan. İnsana davranış biçimini ayarlayamayan insanların siyasi gelecekleri yarın olmaz. Bugüne kadar farklı değerlendirmelerle oy vermiş olabilirler. Kim hangi partiye oy verdiyse ona saygımız var. Ama hak ve emek mücadelesinde hakkı gasp edilen insanların gün gelir hak arayışlarında kendilerinin en büyük silahı olan oyu doğru kullanma noktasında gereğini yaparlar. Bakınız, ben emeklilikte yaşa takılan kardeşlerime birkaç gün sonra da bir basın açıklamam da olacak ama size paylaşayım buradan. Seçimlerde çok sayıda oy pusulasında Adalet Kalkınma Partisi'nin üstüne EYT yazmışlar. Bu tepkilerini göstermek içindi. 31 Mart'taki seçimlerde. Geçersiz sayıldı o oylar. Ve o oylar iptal oldu. Şimdi o tepki alınmıştır. 300 oydan en az 200'ünde EYT yazısı iptal oylarda vardı. Nerede? Şimdi nerede? Bu yerel seçimlerde Pendik'te ben görevliydim o dönemde içinde de. Seçimden sonra Niğde seçim bitince oraya partimiz görev vermişti. Oraya gelmiştik. Bu mesaj alınmıştır. Emeklilikte yaşa takılan kardeşim, vicdani sorumluluğunla gideceksin, Ekrem İmamoğlu'na oyunu vereceksin. Bu tepkinin yansıması daha net ortaya çıkacak. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar çözülmez bir sorun değil. Bakın, Türkiye'de 1970'lerde aile sigortası kavramı geldiği halde bugüne kadar uygulamaya konmadı. Buna çözüm üretilir. Sosyal güvenlik kurumlarından yararlanma sağlanabilir. Aile sigortası kapsamında o haneye gelir düşükse farklı bir ek uygulamayla onların mağduriyeti giderilebilir. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu çözmek isterseniz çözülür. Taşeronla ilgili, kadrolaşmayla ilgili taşeronda kalanlara kadro vereceğim derseniz çözülür. Bakış ve niyetiniz önemli. Bunları siz yok sayarsanız bunlar çözülemez. Görmemeye çalışıyorsunuz. Gözünüzü böyle kapatıyorsunuz. Sonra ben halkımın yanındayım. Olmaz öyle bir şey. Toplumun büyük kesim mağdur. Pazara gidiyorsunuz, çarşıya gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz esnaf da mağdur. Çiftçi de mağdur. Niye biliyor musunuz? Çiftçi de para yoksa, işçi de para yoksa, işsiz de zaten para yok. Esnaf kimden gelir sağlayacak? Alışverişin temel mantığı nedir? İşçinin, çiftçinin cebinde para olursa esnaf da para kazanacak. Şimdi beni esnaf kardeşim arıyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Şu eski tanımıyla Bağkur, şimdiki adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu. Biz primleri nasıl yatıracağız diyor. Binlerce işçi, esnaf primini yatıramaz duruma geldi. Sıkıntı büyük. Bu anlamda yapılması gerekenler de belli. İstenirse çözülür. Anlayış önemli. Bakış önemli. Yaklaşım önemli. Nerede durduğunuz önemli. Mesela İstanbul için önümüzdeki seçim süreci toplumsal olarak her kesimin kendini ifade edebileceği bir seçim. Çevre diyen, evet, hayvan hakları diyen, doğa diyen, insan diyen, daha iyi bir kentte yaşamak istiyorum diyen, ben çocuğumla el ele tutuşup kıllarında, parkında, sosyal donat alanlarında daha çok yeşil alan isteyen, ekonomi diyen, emekliysen sosyal tesislerde gidip arkadaşlarımla bir arada olmak istiyorum diyorsan oyunu götüreceksin. Ekrem İmamoğlu'na gönül rahatlığıyla vereceksin. Farklılaşan bir kenti de burada görecek ve Türkiye nelerin kaybedildiğini daha iyi anlayacak. Sen çok iyi yol yapabilirsin ama yoldan geçecek adamı bulamazsın. İşte Osman Gazi Köprüsü. Geçen yıl olmadığı için devlet yaptırdığında taahhüt ettiğinin parasını kendi cebinden ödüyor. O köprü yaptırır da bir geçiş 130 lira olursa kimi geçirecek? Haklı olarak gider arabalı vapurda 78-80 bin liraya geçer.
Yani Sultan Selim Köprüsü'nde de, Avrasya Tüneli'nde de var. Bunu kime yaptığın önemli. Kalkıyorsun, köprü yaptım, havalan yaptım, eline sağlık, iyi de vatandaş için ne yaptın? Onun sosyal yaşamına nasıl dokundun? Karnını doyurabiliyor mu? Açlık sınırı bugün gelmiş asgari ücretin üstüne. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 milyonu aşmış. Evde yemek yoksa, tencere kaynamıyorsa, çocuğuna baba harçlık veremiyorsa, anne akşama hangi yemeği pişireceğini düşünüyorsa, senin yaptığın bir anlam ifade etmez ki. Önce halkını mutlu edeceksin. Halk şu an mutsuz. Pazarları ben geziyorum. Çok pazarlara giden bir milletvekiliyim. Evet. Pazarlarda bir bakıyorum fiyatlara, vatandaş ya kendisi pazara gelmemiş ya da yandan yürüyerek geçip gidiyor. E nasıl alsın? Alım gücü o kadar daralmış ki. Pazarcı diyor bana, abi diyor gramla alımlar başladı diyor. E pazarcı da mağdur. Pazarcıyla da konuşuyorum. O da diyor ki abi diyor kar marjını neredeyse sıfırladım. İş yapayım diye diyor, alıp satıyorum diyor. Yani geçen gün pazarda ben şahit oldum. Dut, bir anne çocuğuna dut alacaktı. 100 gram verir misin dedi. 20 liraydı kilosu, 2 liralık. Pazarcı vermedi. 100 gram dedi, olur mu dedi, 2 liralık dedi, dut veremem ben size dedi. O da çocuk da söylene söylene gittiler. Yani çocuğun canı çekti orada. Tabii. Alamadı 100 gram. Çok üzücü, çok düşündürücü. Bakın, bütünü içinde baktığımız zaman konudan konuya geçiyoruz ama Türkiye'de zaman da az, Türkiye'de çok sorun. Şimdi doğal olarak don olayları oldu, dolu olayları, evet, oldu, sel felaketleri geldi. Çiftçilerden çok sayıda bana telefon geliyor. Diyorlar ki vekilim, çiftçi kayıt sistemine dahil olmayan, tarsime sigorta yapmayan binlerce çiftçi üretim yerlerinde yaşadığı mağduriyet nedeniyle bize de diyor tespit yapılsın, devlet desteği sağlansın. Hı hı. Çiftçi kayıt sistemine dahil değilseniz, tarsime de sigorta yaptırmamışsanız size destek verilmiyor. Oysa onlar o tarlayı yeniden ekmezse önümüzdeki yıl ürünlerin tümünde düşme olacak. Şu anda zaten buğday gibi çok hassas bir konuda bile ekim alanlarımız daralmış. Gübresi pahalı, ilacı pahalı, tohumu pahalı, mazotu pahalı, elektrik yer altından su çıkarıyor pahalı. Girdi fiyatlara artıp duruyor. Çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyorsun. İşçi işsize iş bulamıyor. İşçiye hakkını vermiyor. Üniversite mezunları işsiz dolaştırıyor. E bu ülkeyi nasıl yönetiyor? Ülke yönetilemez artık. Şu anda ülke savruluyor bana göre. Ülkenin toplumsal sorunlarındaki artış had safhada. Uyuşturucu patlamış, fuhuş patlamış, kadın cinayetleri patlamış. Yarın Dünya Çocuk Gün, işçilerin farkındalık günü. Türkiye'de 2 milyona yakın çocuk işçi var. Türk İş Başkanlığı ifadesi 10 yaşındaki bedenlere diyor, büyük insanlara yüklenen iş gibi ağır işler yaptırılıyor bu ülkede diyor. Evet. Bunu bir sendikanın genel başkanı söylüyor. İktidar bunları duymuyor mu? Bunlardan haberi yok. Bırakın işsizliği, 10 yaşındaki çocuğa yüklenen işten de haberi yok. Onun ötesinde sorunlar o kadar katladı ki, neresinden tutsanız sorun, neresinden baksanız bir mağduriyet var. Mağduriyetleri bazen alt alta yazdığınız zaman bir kitap olacak neredeyse. Örneğin çıraklar, stajyerler işe başladıklarında yaşlılık sigortası başlamıyor. Ya da kadın sosyal güvenlik kurumunda çalışmaya başlamış. Ondan önce doğum borçlanması yaparak emekliye o süreci saydırmak istiyor. Tıpkı askerlik süreci sayıldığı gibi kadın da diyor ki bu da benim hakkım diyor. Sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmadan önceki süreç diyor. Doğum borçlanması için bana diyor destek olunsun. Ben de onu ödeyim primimi, emekliliğime sayısın diyor. Bununla ilgili bir teklifiniz bununla oldu mu? Bununla ilgili kanun teklif verdim. Çırak, siz çok teklif verdiniz değil mi? Yani cevap alabildiğiniz veya bekleyen şurada, kaç tane var? Şimdi bu yıl için verdiklerimi sayayım. Bir yılda 173 kanun teklifi verdim. Bunların tamamı, en çok kanun teklifi veren milletvekillerinden birkaç arkadaşımız birkaç daha var. Ama şöyle, bunlar tüm toplumsal sorunlar. Tabii, İşçinin, çiftçinin, birebir ilgilendiren, tüm halkı birebir ilgilendiren. Gençlerin sorunları. 1223'te yazılı soru bakanlara yönelttim. Meclis araştırmalarında 102. Bu geçen yılla birlikte 8000 civarında soru sormuşum geçen dönemle beraber. Niye ama? Şimdi bütün arkadaşlarımız da bunu yapıyor. Yalnız ben yapmıyorum. Bize iletileni biz sorarak aslında bir yerde iktidara iyilik de yapıyoruz da farkında değiller. Hı hı. Bu sorun var diyoruz. Haberiniz olsun. Çözüm üretin. Gıda terörüyle ilgili soruları yönetiyoruz. Bitkilerdeki meydana gelen hastalıklarla ilgili soruları yönetiyoruz.
Belki siz de farkındasınız. Ayçiçeğinde 200 bin dönüme yakın arazide daha ayçiçeği oluşum olmadan hastalık olduğunu bugün oradaki otobark çıkan arkadaşımıza hatırlıyor. 27 ilde patates ekim alanlarıyla ilgili karantina uygulanıyor. Bunun yanında domates güvesi yüzünden yurt dışına giden ürünlerimiz iade geliyor. Bunun gibi yani üretilen ürünümüzde de üretime yönelik sıkıntılar, sorunlar artıyor. Nereye dokunarsanız karşınızda bir sıkıntı var. Besiciliğe gidiyorsunuz, bir ayda üç kere yem fiyat arttı vekilim diyor. Ben bu hayvanı diyor artık sütlüğe olarak tutmayacağım, kesime göndereceğim. Ben nasıl geçineceğim diyor. Bir ayda üç kere yeme zam gelirse diyor. 12 ay boyunca kapalı alanda hayvan besiciliği yapan adamın para kazanma şansı olur mu? Eskiden meralarımız vardı. Tabii. Meralarımızı yok ettiler. Bütün sorunları peş peşe değerlendirdiğiniz zaman sıkıntı net ve açık biçimde gözler önünde. Bu anlamda çok sorun var ama yeni dönemde en önemli başlıklarınız ne olacak? Çünkü sizin hani vereceğiniz, konuşacağınız, söyleyeceğiniz şeyler gerçekten çok önemli. Mecliste şimdi 23 Haziran'dan sonra muhtemelen tatile girilecek. Yeni dönemde Ekim'de, 1 Ekim'de zannediyorum her yıl açılıyor. Ne olacak ana konu başlıklarınız? Ana konu emekçilerin hak kayıpları ve onların mağduriyetlerine yönelik sorunlar olacak. Emeklilikte yaşa takılanın, taşeronun, kadro alamayanın, üniversiteli işçilerden özlük haklarını düzeltilmeyenin, stajyerlerin, çırakların, kadınların, mevsimlik işçilerin, geçici işçilerin, taşeronda kalanların çok sorunları yani. Ana başlığımız olacak. Orada biraz evvel söyledim ya, mevsimlik ve geçici işçiler dediğimiz zaman, bakınız belediyede ve ilgili özellikle 5 ay 29 gün çalışan ve işinin ehli olanlar işten çıkarılıyor. Sonra tekrar alınıyor ve bu 10 yıldır devam ediyor. Bunlara 9 ay 29 gün çalışma hakkı da verilmedi. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir de bunlara işsizlik fonuna para kesiliyor. İşsizlik fonundan bunlar yararlanamıyor, işveren yararlanıyor. Yani 10 ay 11 ay çalışan işçinin işsizlik fonuna kesilen parasından devlet onlara işsiz kaldığında para da vermiyor. Öbür tarafta çiftçilerin sorunları olacak. Artan üretim girdileri, maliyet, bunun yanında gıda terörü. Ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiyoruz. Bu olacak gündemimizde. Esnafların sorunları olacak. İşsizlerin sorunları olacak. Dar gelirlerin sorunları olacak. Çocukların sorunları olacak. Engellilerin sorunları olacak. Belediyelerin insana yapacağı hizmet anlayışına parlamento üzerinde sağlanacak katkılarla ilgili düzenlemeler olacak. Türkiye'de israfın, ahlakın, benim elimde olsa ilk çıkaracağım kanunlardan biridir. Ahlak yasası, siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ben tümden değiştiririm. Partimin de görüşü o yönde. Öyle bir şey olmalı ki ülkede artık ahlak denilen kural yalnızca seyirlik bir veya söylenen bir sözden ibaret olmamalı. Biliyorsunuz bu konuşulan bir konudur. Ateş, su, ahlak ormanın kenarına gitmişler. Demiş ki ben ormana girdiğim zaman demiş nasıl buluruz birbirimizi? Ateş dumanıma gelin, su sesime gelin, ahlak beni kaybederseniz zor bulursunuz demiş. Bu toplum için ahlak çok önemli bir değer. Aile kavramı önemli bir değer. Üretim önemli bir değer. Bunlara yönelik önermelerimiz olacak, düşüncelerimiz olacak. Kurumlarla ilgili söyleyecek çok sözümüz var. İyi yönetimle ilgili söyleyecek sözümüz var. Yeni dönemde de bunlar üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, dile getireceğiz, gündeme taşıyacağız. Bizim esasımız önce insan kavramıyla halkımızın sorunlarını, çevrenin, doğanın sorunlarını, hayvan haklarından başlayarak bu dünyada yaşayan tüm canlıların varlığının korunmasına yönelik olacak. Çünkü bugün kullanılan ilaçların ağaca ilacı vuruyorsunuz, o ilacı aşağı indi mi doğadaki canlıyı yok ediyor. Ona varıncaya kadar takipçisiyiz. Yani onunla gıda ile ilgili de çok ciddi çalışmalarınız kesinlikle. Var sizin değil mi? Ya şunu söyleyeyim, insanı yaşatmak için bütün bunlar. Bunlar. Bak çevre yoksa, doğa yoksa, sağlıklı ürün yoksa, iş yoksa, emek yoksa, hak yoksa iyi bir yaşam olmaz ki. Biz herkes mutlu yaşasın istiyoruz. Genel başkanımız ne diyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok sözü söylediği sözlerden biri. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diyor. O çocukların geleceğini güzel kılmanın yolu da çevresiyle, doğasıyla, insanıyla bir bütüne sahip çıkmaktan geçiyor. Eğer siz genele sahip çıkmazsanız ve sorunların üstüne gitmezseniz o sorunları halının altına süpürdükçe bir gün bir kaldırırsınız ki bir bakarsınız halının altı pislikten geçilmez hale gelmiş. Bu senin sağlığını da bozar, yaşamını da bozar. Onun için her konu bizim gündemimizde. Her konuyla ilgiliyiz. Bize yurttaşlarımızın tüm muhalefet milletvekili arkadaşlarımıza ilettiği her konunun üstüne gidiyoruz. Bizim diğer
Geçmişte verilen sözlerden farkımız ne söylersek onun yapılacağını bize iktidar verdikleri gün görecekler. Özellikle belediyede 18 günlük Ekrem İmamoğlu dönemindeki yapılanlar bizim gelecekteki yapacaklarımızın da yansımasıdır. Yeter ki yetki versinler. Son 3 dakikamızı 23 Haziran mesajıyla bitirelim mi? Türkiye'nin gerçekten çok ciddi sorunları var. Hepsine çok kısa değindik ama hepsi ayrı bir parantezle, ayrı bir program ister aslında ama son 3 dakikayı bu 23 Haziran mesajıyla, çalışmalarla bitirelim mi? Bitirelim. Şimdi İstanbul'u vaat konusunda şunu söyleyeyim. Açarlarsa, arşivlere bakarlarsa İstanbul'un her seçiminde yüzlerce vaat olmuştur. Ama en güzel vaat barıştırmak, birleştirmek, kardeşçe yaşamaktır. Bunu Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinde bunu görecekler. Barışacağız, birleşeceğiz, kardeşçe yaşayacağız. Güler yüzlü olacağız, birbirimize sarılacağız. Sen şucusun, sen bucusun ayrımından vazgeçeceğiz. Biz bu ülkeyi hepimiz seviyoruz. Bayrağımızla, ezanımızla, duamızla, insanımızla geleceğimizi güzel kurmak istiyoruz. Artık Türkiye geçmiş anlayışların ötesine yeni bir yola girmenin gereğine inanan bir yapıda. Bakınız, gençlerle sohbet ediyoruz. Kadınlarımızla konuşuyoruz. Herkes bir umut arıyor. Umut bazen bir çiçektir, bazen bir günün doğumudur. Bazen de bir siyasinin onlara verdiği sinerjidir, enerjidir. Bana göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 16 milyon insana sağladığı enerji ve sinerjinin ayrımsız herkese yansıyacağına inanıyorum. Ne güzel söylüyor. Hangi partiye oy verdiğin yok, hangi partilisin lafı yok. Ben bu kentte yaşayan herkesin mutlu olacağı, işler yapacağım diyor. Yani biraz evvel de söyledim ya, çok katlı binalarla büyük servetlere ermek de bir tercih. Ama 4 tane ağacı fazla dikip onun gölgesinde oturup şiir yazmak, sohbet etmek ya da bir işte domatesini, peynirini ailenle birlikte orada yiyebilmek de ayrı bir yaklaşım biçimi. Önemli olan insan. İnsandan yanayız, insan için yapacağız, insan içinde varız. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz, yolunuz açık olsun, çok sağ olun. Ben de size ve tüm emeğe geçen arkadaşlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak, inanıyorum. Peki, sağ olun. 17. saatin bugünkü konu Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'di. Kendisi Maltepe'de görevli 23 Haziran'a kadar. İlk önce 23 Haziran'a giden o süreci konuştuk. Daha sonra Türkiye'nin tabii ki çok önemli sorunları var. İşsizlik, tarım, emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilerin problemleri. Hepsine süremiz el verdiğince değinmeye çalıştık. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.